Merhaba. İdeal bir eğitim için sınıf mevcutları kaç olmalı sizce? Her 100 çocuğumuzdan kaçı okula gitmiyordur dersiniz? Son 10 yılda nüfusumuz 9 milyon üzerinde artmışken öğrenci sayılarımız da artmış mıdır acaba? Okul sayılarımız ne durumda? Türkiye, OECD ülkeleri arasında öğretmen maaşlarının en çok arttığı ülkeymiş dersem inanır mısınız? İşte bu videomuzda bu soruların cevaplarıyla birlikte uzman öğretmenlik ve mülakat sınavları konularına da değineceğiz. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Yeni videolarımızdan anında haberdar olabilmek için abone olmanın yanı sıra bildirimleri de açmanız gerekiyor. İyi seyirler. Sınıf veya şube mevcutları okullarımızda verilen eğitimin kalitesini etkileyen en önemli unsurların başında gelir. Milli Eğitim Bakanlığı'nca her sene yayınlanan eğitim yılı istatistiklerine göre 2020-2021 eğitim yılında ilkokullar ve ortaokullarda şube başına düşen ortalama öğrenci sayısı 22, orta öğretimde yani liselerde ise 25. Tüm okullarımızda bu sayılara yakın homojen bir dağılım olmuş olsa bu rakamlar çok güzel diyebilirdik. Ama maalesef durum böyle değil. Köy okullarımızda sınıf mevcutları 10'un bile altına inebiliyorken bu sayının 40'ın hatta 50'nin üzerinde olduğu okullarımız var hala. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 stratejik planında açıklanan istatistikler de bu değerlendirmeyi ve doğrular nitelikte. Söz konusu stratejik planda öğrenci sayısı 30'dan fazla olan şube oranı ilkokullar için %22, ortaokullar için ise %30 olarak açıklanarak 2023 sonuna kadar bu oranların ilkokullar için %10'a, ortaokullar için ise %15'e düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu demektir ki toplam 40 bin ilk ve ortaokulun yaklaşık 10 bininde şube mevcutları 30'un üzerinde. 30'un üzerinde de kaç? Köy okullarının ortalamasını 20 bile kabul etsek bu durumda eksenin öbür tarafında ortalaması 40 olan bir o kadar okul var demektir. Ayrıca yine aynı planda temel eğitimde yani ilkokul ve ortaokullarda sabahçı öğrenci dediğimiz ikili eğitim oranı %34 olarak açıklanarak 2023 sonuna kadar ikili eğitimi tamamen kaldırılması hedeflenmiştir. Ne güzel hedefler değil mi? Keşke bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli adımlar atılıyor olsa. Sınıf mevcudu konusunda mevzuat ne diyor diye baktığımızda ise karşımıza İlköğretim ve Eğitim Kanunu çıkıyor. Bu kanuna göre birleştirilmiş sınıflar dahil olmak üzere öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 40'tan fazla olamaz. Peki sınıf mevcutları kaç olmalı? Bu konuda yapılmış çalışmalara ve görüşlerini aldığımız öğretmenlerimize göre sınıf mevcutları 18'den yüksek, 12'den de az olmamalı. Tabi ideal sınıf mevcutları çocuklarımızın eğitim hayatlarının temellerine atıldığı okul öncesi ve ilkokul yıllarında daha da önem arz ediyor. Bu arada özel öğretim kurumları yönetmeliğinde daha bu ay yapılan değişiklikle özel öğretim kurumlarının uyumları gereken sınıf mevcudu üst sınırı okul öncesi eğitimde 20 olarak muhafaza edilirken diğer okullar için 24'ten 30'a çıkarıldı. İlk bakışta önemsiz gibi görünen bu artış özel okullarda genelde mevcutları 14-15 olan sınıfların birleştirilmesini mümkün hale getirdiği dikkate alındığında daha bir anlamlı hale geliyor. Okullaşma oranında tedirici bir maalesef azalış var. 2011-2012 eğitim yılında okul öncesinde %67, ilk ve ortaokullarda %99, ortaöğretim yani liselerde ise %98 olan okullaşma oranlarının 2020-2021 eğitim yılının sonuna gelindiğinde okul öncesinde %57'ye, ilkokullarda %93'e, ortaokullarda %89'a ve ortaöğretimde ise %88'e düştüğü görülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu düşüşleri izah etmek için sepetteki yumurtaları oradan oraya koymak kabiliğinden kafa karıştırıcı açıklamaları dikkate alsak bile günümüz itibariyle tüm sepetlerdeki yani tüm seviyelerdeki okullaşma oranındaki düşüşleri açıklamanın bir yolu yok gözüküyor. İyi de azalmış diyorsunuz ama örneğin ilkokullar için %93 yine de iyi bir rakam diyorsanız biz de deriz ki bazen bardağın boş tarafına bakmak gerekir. Bu oranlar aslında şu demek. İlkokul çağındaki her 100 çocuğumuzdan 7'si, ortaokul çağındaki her 100 çocuğumuzdan 11'i ve lise çağındaki her 100 çocuğumuzdan 12'si okula gitmiyor. Diğer taraftan bunlar ortalama sayılar. Yani daha yüksek ortalamaya sahip illerimiz olduğu gibi örneğin ilkokullarda Yozgat, Tokat, Şırnak gibi %88 seviyesinde olan illerimiz de var. Oysa hedef okul çağına gelen her 100 çocuktan 100'ünün de okula gitmesi olmalı. Kesinlikle daha azı değil.
Örgün öğretimdeki öğrenci sayılarına baktığımızda karşımıza çıkan rakamlar okullaşma oranlarındaki düşüşleri doğrular nitelikte. 2012-2013 eğitim yılında resmi ve özel okul öncesi ve ilk öğretim eğitim kurumlarında toplam 12.343.000 olan öğrenci sayısının 2020-2021 eğitim yılına gelindiğinde 264.000 düşüşle 12.079.000'e gerilediği görülüyor. Aynı dönemde nüfus artışımızın %12,5 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında öğrenci sayımızın da benzer oranda bir artışla 1,5 milyon artmasını beklemek makul olurdu. Nüfus artışına rağmen düşen öğrenci sayıları örgün eğitimdeki okullaşma oranlarının gerçekte çok daha düşük olduğu sonucunu akla getiriyor. Ayrıca şunu da belirtelim ki aynı dönemde artan mülteci sayılarının bu rakamlara dahil olup olmadığı bir soru işareti. Peki ne oldu sahi bu çocuklara? Öğrenci sayılarında yaşanan nominal düşüşlerin bir açıklaması, okullaşma oranındaki düşüşler ise diğer açıklamasının da örgün eğitim yerine açık öğretimi tercih eden öğrencilerdeki artış olduğu anlaşılıyor. 2011-2012 eğitim dönemindeki açık öğretimdeki lisele sayısı 1 milyon altındayken 2020-2021 eğitim yılı sonu itibariyle bu sayı 222 bini açık ortaokul olmak üzere toplam 1 milyon 452 bini bulmuştur. Okullarımızda sadece öğretim değil eğitim de verildiğine göre ve bu itibarla örgün öğretim esas olduğuna göre örgün eğitime devam etmesinin önünde engel bulunanların dışındakilerin açık öğretimi kabul edilmesini anlamak çok zor. Diğer taraftan ortaokul ve liselerde açık öğretimi tercih eden bu 1,5 milyon öğrencimizin bu tercihlerinin sebepleri ortaya konmalı ve tespit edilecek sorunların çözümüyle çocuklarımızın örgün eğitimden uzaklaşması engellenmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 stratejik planında 2023 sonuna kadar öğrenci sayısı 30'dan fazla olan şube oranının ilkokullar için %10'a, ortaokullar için ise %15'e düşürülmesi, aynı zamanda ikili eğitimin tamamen kaldırılması hedefleniyor demiştik ya, bunlar okul sayılarının arttırılmasıyla ulaşılabilecek hedefler. Gel gelelim 2012'den 2022'ye toplam ilk ve ortaokul sayısında bırakın artışı 5650 azalma olduğunu görüyoruz. Yıllara göre öğretmen maaşlarının enflasyon üzerinde arttığını, hatta OECD ülkeleri arasında öğretmen maaşlarına en çok zam yapılan ülkenin Türkiye olduğunu söyleyenlere kulak asmayın derim. Zira geçmişte zaten çok düşük olan bir maaşın yıllar içinde böyle göreceli olarak artmış olması yanıltıcı olacaktır. Önemli olan güncel maaştır. 2022 Haziran zamlarından sonra bugün kamuda çalışan kadrolu bir öğretmenin maaşının 15 saat baz ek ders ücretiyle birlikte memuriyette geçirdiği yıla yani derece kademesine göre 9500 TL ile 11500 TL arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Tabii bu 11500 TL'nin neredeyse yılın yarısına itibaren vergi dilimleri paralelinde kesintiler nedeniyle 10.000 liraya kadar düştüğünü de belirtmek gerekir. Bu maaşların paramızın her geçen gün eriyen alım gücü ve gittikçe artan hayat pahalılığı karşısında çok düşük kaldığını söylemek için hiçbir kıyaslama yapmaya gerek yok. Yine de illa bir kıyaslama yapalım derseniz küçük altın fiyatıyla kıyaslayalım derim. 2002'de küçük altın 30 TL iken bugün itibarıyla 1680 TL, 56 kat artmış. 2002'de öğretmen maaşları 635 TL iken bugün 10.000 TL, artış 16 kat. Erime ortada. Kira, ev, araba fiyatlarından 5 kişilik bir ailenin orta seviye bir restorana gittiğinde ödeyeceği hesaba, oradan çarşı pazara kadar tüm fiyatlar cebimize giren paranın alım gücündeki bu düşüşü ortaya koyuyor zaten. İyi de canım, öğretmenlerin de pek çok ek ücret kalemleri var diye düşünen olabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Bir öğretmen teoride 15 saatin üzerine azami 15 saat daha ek ders alabilir. Ayrıca 10 saate kadar okullarda hafta içi ve hafta sonu verilen destek ve yetiştirme kurslarını da verebilir. Bu şekilde 08:30-17:40 arasında tüm mesaisini doldurmuş olur. Her hafta sonu sınav gözetmenliği de yapabilir. Bu tempoyla çalışan bir öğretmen nöbet ücretlerini de eklediğimizde yine derece kademesinde çalıştığı okul tipine göre 5000 TL daha ek ücret alabilir. Tabii bu öğretmenimizin sınav hazırlama, sınav okuma, notları sisteme girme ve benzeri görevlerini evde yapması gerekecek. Tören, mezuniyet, tiyatro, turnuva, konferans, sergi, gezi, proje hazırlama gibi pek çok ders dışı etkinliklerden hiç bahsetmedik bile. Üstelik her okulda ve her öğretmen için ilave ek ders alma, kurs verme gibi bir imkanın bulunmadığını ve toplam 3,5 aylık tatil dönemlerinde de doğal olarak bu maaş kalemlerinin olamayacağını not edelim lütfen. Aslında önemlisi iki yakasını bir araya getirmek için böyle yoğun çalışmak zorunda kalan bir öğretmenin çocuklarımıza ne kadar faydalı olabileceğini düşünüyorsunuz.
Son zamanlarda gündemde olan bir konuda uzman öğretmenlik. Öğretmenlerimizin bu konudaki hoşnutsuzluklarına bakıldığında anlaşılan o ki bu sistem oluşturulurken öğretmenlerimizin görüşleri alınmamış. Aslında hemen hepsinin bu konudaki şikayeti ortak. Öğretmenlerimiz sadece maaşlarını yapılacak bir iyileştirme için üstelik daha önce eğitimlerini aldıkları konularda sınava tabi tutulmayı rahatsız edici buluyorlar. Öğretmenlerimizin en çok rahatsız oldukları bir diğer konu da KPSS'den sonra yapılan mülakat sınavları. Her geçen gün daha fazla insanımızın canını yakan bu mülakat sisteminin kaldırılması zannediyorum artık sadece öğretmenlerimizin değil tüm toplumumuzun ortak isteği haline gelmiştir. Eğitim istatistiklerimiz 20-30 yıl öncesiyle kıyaslandığında güzel gelebilir. Gel gelelim geçmişle kıyaslama yaparak değil geleceğe bakarak gelişebiliriz. Aksi takdirde ilerlememiz duracaktır. Çocuklarımızın en güzel eğitimi almasını istemez miyiz? Bunun için dişimizden tırnağımızdan arttırarak onları özel okullarda okutmaya, kurs merkezlerine göndermeye, özel ders aldırmaya çalışmaz mıyız? Akademik başarısının yanı sıra iyi bir insan olmasını da istemez miyiz? Öyleyse tek anne baba olarak gösterdiğimiz bu çabayı millet olarak tüm eğitim sistemimiz için neden göstermeyelim? Yapılacak şey belli. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve orta öğretimler için ideal sınıf mevcutlarının belirlenmesi, tüm okullarımızdaki şubelerin ideal sınıf mevcutlarına uygun olması için ilave derslik veya okul ihtiyacının tespit edilmesi, ülke çapında eğitim seferberliği ilan ederek gerekli yeni dersliklerin açılması ve yeni okulların yapılması, ortaya çıkacak ihtiyaca göre gerekli öğretmen atamalarının yapılması. Şu anki maliyetlerle bile yaklaşık 2 milyar dolara 60 bin derslikli 4 bin okul yapılabilir. Dile kolay değil mi? İlerleme için eğitim şart, eğitim için ise para yok diyorsanız o takdirde içine düştüğümüz kısır döngüden çıkamayız. Gelin bu kısır döngüyü kırmak için eğitim seferberliği başlatalım. Twitter'da 4 yılda 4000 okul hashtagini kullanarak mesajımızı yayalım. Diğer taraftan eğitimin kalitesi tabii ki her şeyden daha fazla öğretmenlerimizin öğretme kapasitesine ve motivasyonuna bağlıdır. Bu nedenle öğretmen maaşları, öğretmenlerimizin görevlerini her türlü maddi kaygıdan uzak bir şekilde yerine getirimlerini sağlayacak şekilde arttırılmalı ve öylece muhafaza edilmeli. Yine bu kapsamda 90'ların sonunda keza 2014 ve 2018 yıllarında gündeme getirilen ama bir türlü hayata geçirilmeyen şart tazminatı uygulamasının iyi bir planlamayla bir an önce uygulamaya konulması da beraberinde pek çok fayda getirecektir. Videomuzu bitirirken haddimizi aşan değerlendirmelerde bulunduysak özür diler, her yaştan öğretmenlerimizin ellerinden öperiz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videomuz hakkındaki görüşlerinizi ve yeni video önerilerinizi yorumlarda görmekten mutluluk duyarız. İyi günler.